Beni yeneceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Henüz atımı alamadın. Bekle, senin canına ot tıkayacağım. Hadi bakalım, şimdi ne yapacaksın? Çok ödektir. Kim? Kim olacak? Karşımdaki dangalak. İki saat düşünür ama en matrak hamleyi yapar. Hep ben kazanırım. Çok güzel, çok güzel. Ne? Yetenekli insanları severim ben. Peki sen niye bu kadar yeteneksizsin? Anlamadım. Bir hela çukuru kazmayı bile becerememişsin. Ne zaman gideceğim ben buradan? Ne zaman istersen, kapı açık. Ama ben gidemem. Tek başıma nasıl? Seni sırtımda taşıyacağımı mı sanıyorsun ha? Benim hastaneye gitmem lazım. En iyi tedavi doğadan gelir. Bütün yaraları da zaman kapatır. Benim doktora gitmem lazım. Yüzüm paramparça, bacaklarım tutmuyor. Git o zaman. Gitmem lazım. Bana yardım et ne olur. Sana çok para veririm. Para mı? O dediğin burada geçmez. Hep burada mı yaşayacaksın? Ölene kadar. Yani ben yürüyemezsem... Evet. Sen de burada benimle ölürsün. Sen aşağılık bir adamsın. Ne? Ne dedin sen? Aşağılık dedim. Sen aşağılık bir adamsın. Demek öyle ha? Aşağılık ha? Aşağılık ha? Bana aşağılık dedin öyle mi? Hiç kimse aşağılık diyemez bana adi herif. Sana yardım ettim. Yatağımı verip acılarını dindirmeye çalıştım. Ama sen teşekkür edeceğine aşağılık dedin bana. Tamam tamam. Yapma ne olursun. Sözümü geri alıyorum. Hatta aldım bile ya. Seni öldüreceğim lan kör herif. Cesedini de kapının dışına atacağım. Gerisini kurtlar halleder. Hayır yapma ne olursun ya. Sen iyi bir insansın. Ellerini öpeyim. Hatta ayaklarını öpeyim. Öldürme beni ne olursun ya. Ulan biraz erkek adam ol be. Kadın gibi ağlayıp durma karşımda. Alt tarafı öleceksin ha. Ne var bunda? Ne var olur mu abicim ya? Ne var olur mu ya? Ben ölmek istemiyorum ya. Ne olur bırak beni ya. Ne var bunda diyorsun ya? Ölmek istemiyorum. Ne olur yapma abicim ya. Ama sen nankörsün. Nankör insanların da bu dünyada yeri olmamalı. Hadi bakalım. Güle güle. Hayır. Vuruldum anam. Öldüm anam. Öldüm. Yandım anam. Yandım. Seni vurmadım. Şimdilik vurmadım. Çaresiz insanları vurmam ben. Önce iyileştireceğim seni. Tamamen iyileştiğin gün o aşağılık diyen ağzına namluyu sokup tetiğe basacağım. Bum! Kafan dağılacak. Yok, bakalım kesin, abi. Kesin yok hayır. UEFA'nın sonucunu bekleyeceğiz. Hop birader. Şuradan bir su ver bakalım. Tabii veririm be. Sen yeter ki isteyesin. Kaç para? Hangisinden istersen parası ona göredir. Yahu altı üstü su işte. Ver bir tane. Olur mu? Üç farklı suyum vardır. Bak bu bildiğimiz çeşme suyu 1 milyon. Bu gördüğün okunmuş üflenmiş su 3 milyon. Aa şu da Arabistan'dan gelmiş zemzem suyudur. Fiyatı 5 milyon. Peki bu ne? O 2 kere okunmuş, 2 kere de üflenmiş. Fiyatı 10 milyon. Rahmetli dedem için en iyisini almak istemez miyim? Ama yok işte. Abicim bir saniye. Bırak. Şu bir iş halledelim. Bırak. Sen en iyisi bana çeşme suyu ver. Garibim. Ömrünü evinde su akacağı hayaliyle geçirdi. Birader. Göremeden abi, öldü. Abi bir saniye. Bari çeşme suyuyla avulsun benim aslan dedem. Abi önce şu işi halledelim. Nasıl da bırakıp gitti bizi. Önce benim şu işimi bir halledelim. Herkes elini kolunu sallayarak dolaşamaz ki. Bir sürü işim var benim. Abi, uzun 7,5 kısa 5 milyon. O ne lan? Rahmetlinin başucunda Kur'an okuma tarifesi abi. İstemez kalsın. Olur mu abicim? Rahmetli Kur'an'ın sesini duyunca huzur da olacak. Nasıl istemezsin abi? İstemem. Zaten kulakları işitmezdi moruğun. Şey dedeciğim.
Kolay gelsin. Hay Allah. Biricik sevgili dedeci, sen bu kara topraklara düşecek adam mıydın? Ah, senin yokluğunu ailecek nasıl hissediyoruz bir bilsen. Nerede senin o dediğim dedik, çaldığım düdük emirlerin? Dedeciğim! Sen varken her iş yolunda giderdi. Ah dedeciğim, ah! Bizi bırakıp nasıl da gittin? Ah! Sen rahat uyu dedeciğim, mezarında. Senin yokluğunu aratmamak için elimden geleni yapacağım. Ah dedeciğim, ah! Hadi artık uyan. Miskin şehir zübbesi. Ben senin iyileşmen için uğraşıp dinliyorum. Sense kıçını devirip yatıyorsun. Kalk. Ne olur vurma abi ya. Canım çok yanıyor ya. Kapa çeneni de kalk artık. Kalk hadi. Ne kalk. İstiyorsun benden be? Kalk dedim sana. Şu son yaptığın merhemi denemek istiyorum. Sonra da yaralarını güzelce saracağım. Bu seni biraz canlandırır. Bağırma be. Sonra da bahar temizliği yapacaksın. Ne? Bahar da nereden çıktı be? Daha Mart ayın. Bağırma. Benim için bahar Mart ayında başlar. Toprak uyanır. Yeşillikler yeşermek için soğukla savaşır. Ve temizlik de bu mevsimde yapılır. Hadi kalk bakalım. Bütün evi tepeden tırnağa temizleyeceksin. Tut şunu ucundan. Ben hastayım. Tut şunun ucundan. Bağla. Bağla. Hadi. Ne hastası? Domuz gibisin. Kurtlar acık orandan vurandan tırtıkladı diye bana numara yapma. Bana bak. Yoksa suratına merhem sürmem. Geberene kadar böyle ucube gibi dolaşırsın sokaklarda. Ümle onu. Önce yerler silinecek. Sonra camlar. Her tarafın tozu alınacak. Battaniyeler yıkanacak. Sakın işini hafife alma, yoksa burnundan getiririm. Al şunu bakayım. Hadi. Bağırma. Sağ ol.
gitti ayağım. Gitti ayağım. Beyefendi bir şeyiniz yok ya. Daha ne olsun, bir şey battı. Geçmiş olsun, gelin oturun. Pabuçlarınız delik galiba. Bu devirde delinmedik, neremiz kaldı ki? Sizin sadece pabuçlarınız delikse şükretmelisiniz. İlahi bakkal, sevdim seni. çıktı. Çiviymiş, şuna bak ya. Biraz oturun, acısı geçer şimdi. Sen onu bir de bana sor. Kolay gelsin. Hayrola Nigar, nereden böyle? Sabriye ve Lamia için biraz alışveriş yaptım. Birazdan gelirler. Desene yemekte ziyafet var. Şu içi boş poşetlerin kaça dolduğunu bir bilsen. İçindekilerle bir güvercini bile zor doyururum. Canım ben ne güne duruyorum. Dükkan senin. Buyur ne istersen gel al. Bugün Balat'ın bayram günü. Çorbadacıkta bizim tuzumuz olsun değil mi? Sen var ya, sen bir tanesin. Aman efendim, rica ederim. Komşuluk görevi bunlar, buyurun. Hayrola bakkal efendi. Ramazan'dan ve kurbandan başka bilmediğimiz bir bayram daha var galiba. Öyle değil. Ama bugün bizim için büyük bir bayram sayılır. Halil'in karısı hastaneden çıkıyor. Lamia da bulundu. Kim dedin sen? Halil mi dedin? Hı-hı. Öyle dedim. Yoksa tanıyor musun? Yok canım. Meraktan sordum. Halil diye bir komşumuz vardı. Ailesine çok çektirdi. Sonunda kızının parasına el koyup krallar gibi yaşamaya başladı. Ama şimdi kayıp. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Karısı da garibin felç geçirdi. Neyse, bu uzun hikaye. Başınızı ağrıtmayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ulan Halil, sonunda senin izini buldum. Demek gerçekten köşe oldun ha? Ulan ben sana o parayı yedirir miyim be? Kimse yok mu? Nazmi Bey. Çok şükür döndüğünüzü gördüm. Günlerdir öyle merak ettim ki. Fena görünmüyor değil mi? Allah'ın dağında postu kurda kuşa deldirtmeden döndüm işte. Ben de seni özlemişim Eda. Şimdi bana o güzel kahveden bir tane yap. 15 saat uyudum, ancak kendime gelebildim. Kolay mı hocam? Daha da o soğukta kaç gün geçirdiniz? Şimdi bunları hiç hatırlatma. Lamia'yı bulup getirdim ya. Bu her şeye değer. Galiba bu mutluluğu uzun sürmeyecek. Ne dedin? Lamia'nın bu mutluluğu çok uzun sürmeyebilir dedim hocam. Bunu da nereden çıkardın Eda? Ben yokken neler oldu burada? Yoksa tersinden bir şeyler mi var? Evet, hem de çok. Ya böyle şimdi konuşmayı bırak da bana olanı biteni anlat. Lamia'nın rahmetli babasının Dubai'de ortak olduğu tesis iflas etmiş. Ne? Ortağı da kayıplara karışmış. Borçlarından dolayı da savcılık tesislere el koymuş. Dahası Lamia'nın Türkiye'deki serveti içinde Dubai savcılığı ihtiyati tedbir kararı çıkarmak için girişimlere başlamış. Bu nasıl olur yahu? Kader küçük bir çocuğa nasıl bu kadar acımasız davranıyor, bir türlü aklımı almıyor. Benim de öyle. Hemen bana Dubai'ye gidecek ilk uçakta yer ayırt. Bir önce gidip olaya müdahale etmeliyim. Yoksa zavallı yavrucak miras almak bir yana inanılmaz bir borç yükünün altına girecek. Ha. Aklımdayken Lamia'nın döndüğünü Avukat Ulki'ye resmi olarak hemen bildir. Hemen işlemleri başlatın ki mahkeme bu konuda tedbir kararını alsın. Ne Hulki ne Halil mirastan tek kuruş alamasınlar. Ben de eve gideyim, üstümü değiştireyim. Şu kadere bak. Dağdan indi, köle gidiyoruz. Alo. Dış hatlar rezervasyon lütfen.
sıcak takip ha? Sen beni enayi mi sandın Adnan? Göreceğiz bak. Nereye kadar kaçabileceğiz? Göreceğiz Adnan, göreceğiz. Kim kimin başını yakacakmış göreceğiz. Nihayet Sabriye Hanım döndü. Oğlum ben gidiyorum. Sen kal tamam, tamam mı? Tamam usta. Usta orada biz ne dedi? Allah'ım çok şükür, çok şükür. Hoş geldiniz ya. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuşlar yuvaya döndü. Ne dedi? Kuşlar diyorum. Yuvaya döndü. Tanıyor musun bunları? Tanırım. Hem de çok iyi. Bu kız kim? Halil Domuzlu'nun üvey kızı Lamia. Demek Halil bu ufaklığın mirasını kemiriyor. Senin kafan da bayağı çalışıyor be Murat. Lamia'nın yanındaki kız kim? Onu hiç sorma. Niye? Boş ver, sorma abi ya. Biraz dertliyim bu kızdan yana. Halil'in öz kızı bu. Dikkat edin, biraz sallamayın. Bu da zavallı karısı olsa gerek. Aynen. Herifin, ufaklığın kahrını yıllarca çekti. Şimdi keyfine varamadan feleği şaştı. Felç olmuş diyorlar. Evet ben Ulki. Evet anlat bakalım neymiş şu mühim mesele? Ne dedin sen? Lamia yaşıyor mu? Şimdi evine mi geldi? Halima da yanında mı? Anlıyorum. Onların her hareketini izle. Allah kahretsin. İşler iyice karıştı. Lamia geldiyse bu durumda Halil İtin'in verdiği vekaletname hiçbir işe yaramaz. Halil'e verdim onca param gitti gider. Bir yanda hanıma, bir yanda Lamia'nın ortaya çıkışı. Yoksa Halil'in ölüsü mü intikam alıyor? Kim bu hükümet gibi kadın? Hanımı derler ona. Tam bir baş belasıdır. İstanbul'a hakim. Yani bu zavallı ailenin koruyucu meleği diyebiliriz. Yani şeytan desek daha iyi. Yani bak işte tahmin edeceğin gibi şu kapıdakiler de zebanileri. Demek öyle. Bu kadına dikkat etmem lazım. Yoksa beni fena harcar gibi bir havası var. Peki delikanlı sen kim? Evet Halil Bey. İlk round başlıyor. Pek yakında Balat sokaklarında. Sakın kaçırmayın. Canım benim. Bu çocukların böyle iyi komşular olduğunu bilmek beni mutlu ediyor.
Onlar bizim de evlatlarımız hanıma. Biz aç kalmazsak onlar da evelallah aç kalmazlar. Sabriye, günün birinde iyileşeceksin, buna inanıyorum. Bu zor günleri atlatacaksın. Evet, artık gitme zamanı. Hı? İşler beni bekliyor. Hoşça kalın. İyi günler. Hoş günler hanıma. Sağ olun. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar. Annenizin durumu gördüğünüz gibi. İyileşmesi zaman alacak. Bu dünyada birbirinizden başka kimseniz yok. Ne Nigar, ne Osman, ne de ben. Bir yere kadar. Biz bugün varız, yarın yokuz. Hayatın bizi nerelere götüreceğini bir yüce Allah bilir. O yüzden söyleyeceğim lafları kafanıza iyice kazıyın. Birbirinize destek olun. Küçük kaprisleri, kıskançlıkları evinizden uzak tutun. Beni anlıyor musunuz? Evet efendim. Bize yaptıklarınız için çok teşekkür ederiz. Canım benim. Tamam mı Semiha? Hı-hı. Ne? Sizi çok iyi anladım hanım ağam. Birbirimize destek olmazsak bu hayatta ayakta kalmayı asla başaramayız. Aferin. Bunu hiç unutmayın. Yaman, telefonu ver. Buyurun hanım ağam. Bu telefon senin Lamia. Ama bu çok pahalı efendim. Bunu kabul edemem. Benden hiçbir şey istemediğini biliyorum. Ama bu telefona hayır demene izin veremeyeceğim. Ha? Lütfen. O zaman aklım sizde daha az kalacak. Bana hemen ulaşabileceksin. Olan bitenden beni haberdar edeceksin. Tamam? Hadi. Hoşça kalın. Peki efendim. Allah'a ısmarladık. Buyurun. Ama bu çok pahalı efendim. Bunu kabul edemem. Sen koca bir salaksın Lamia. Kadın sana cep telefonu veriyor, sen naz yapıyorsun. Kendini düşünmüyorsan bir de annemi düşün. Acil bir şey olsa evde telefon yok. Bunu hiç düşünmüyor musun? Ama ben... Sus, kapa çeneni salak. Çekil. Yani bu anlattığın hikayeye inanmamı istiyorsun, öyle mi? Ne hikayesi komiserim? Sonuna kadar gerçek. Madem hanım ağayı bıçaklatan Adnan'dı, niye gidip ona durumu anlattı? Kendi gözlerimle gördüm. Hanım ağayı eline geçirmişken kendi silahını ona uzattı. İnanmıyorsan beni burada şimdi öldür dedi. Kendi gözümle gördüğüme mi inanayım, yoksa senin sabah sabah leş gibi içki kokan ağzına mı inanayım? İnanın bana, doğruyu söylüyorum komiserim. Ben neler döndüğünü hiç bilmiyorum. Bildiğim tek şey Adnan denen itin kafasında bir takım cambazlıklar yaptığı ve bizi de bu oyuna alet ettiğidir. Başka da bir diyeceğim yoktur. İnanmıyorsanız gerisini avukatımla konuşun komiserim. Avukat mı? Kim mi senin avukatın? Müvekkilimin dilekçesi elimde komiser Ahmet. Müvekkilim hanım ağa tarafından ölümle tehdit edilmektedir. Eğer müvekkilimin burnu kanatsa bunun tek sorumlusu hanım ağadır. Biz hukuki prosedüre uygun olarak suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası sizin meselenizdir. Müvekkilim de daha fazla konuşmak zorunda değildir. Demek sen ha Hulki. Tahmin etmeliydim. Bozacının şahidi şıracı olurmuş. Yıldız tornavidayı ver Rafet. Hay senin gibi vidanım be. Rafet 16-17'yi ver oğlum. Bu ne lan? Ya Halim, neredeydin? Sabah baktım erkenden büyümüşsün. O kadar rakıdan sonra nasıl becerdin? Rafet, koş bize çay kap gel bakalım. Nereden buldun oğlum bu adamı? Herifin nefes almaya bile mecal yok. Öyle deme. Su aygırı gibi kuvvetlidir. Üstelik kungfucudur. Kolumu oturtur vallahi. Sakın dolaşayım deme. Hadi ya. Ya. Aman iyi, aklımızda bulunsun. Lazım olur. Anlat bakalım, dinliyorum. Nerelerdeydin? Keşif yapıyordum. Oğlum, öyle bir iz üstündeyim ki... Of, of! Ha, hazineyi bulunca ilk işimiz deli doktoruna gitmek olacak, unutma. Hı? Niye ki ne?
Oğlum o çil çil Osmanlı altınları bizi uçurur. Barbaros Hayrettin Paşa'nın altınları bu. Boru mu? Öyle bir uçarız ki bir daha da bu dünyaya konamayız da ondan. Yapma ya. Haklısın. Beynimiz yerinden fırlar. Allah korusun. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha araştırma yapmam lazım. Emin olmadığım birkaç şey var. Yer aşağı yukarı belliyse durmayalım, kazalım. Biliyorsun. Tık diye olmaz bu işler Hasan. Kazalım kazalım. Hazine kaza kaza bulunur. Oğlum erken diyorum sana. Ya ben sponsorum değil miyim? Geceleri dükkanımda yatmayacak mısın? Acıkınca karımın çorbasından içmeyecek misin? Biraz bana kulak ver Halim. Kafana göre takılma. Tamam lan. Tamam ama seni şu Rafet'i de götürelim. Toprağa iyi şeyler bu çam yarması. Buyurun. Hanıma. Efendim. Ha ben Komiser Ahmet. Bir konuyu aydınlığa kavuşturmak için sizi karakola bekliyorum. Hemen mi? Evet. Hemen gelebilirseniz iyi olur. Bakar mısınız? Hoş geldin. Nasılsın bakayım? İyiyim, siz? Buyurun. Hoş geldiniz. Bulduk. Anneniz nasıl? Bildiğiniz gibi. Var zavallı Sabriye Hanım. Annenize mutlaka bir çare bulmalıyız. Ona nasıl bakacaksınız? Bu haliyle ihtiyaçlarını görmesi mümkün değil. Size bir hemşire bulmalıyız. Biz annemize bakarız avukat amca. Siz merak etmeyin. Gene inatçılığım tuttu Semiha. Bazı işler için acilen yurt dışına çıkmam lazım. Size burada bakacak kimse yok. Onun için bir hemşire dedim. Anladın mı? Burada Süleyman abiyle Nigar abla var. Gerekirse onlardan yardım isteriz. Hem hanıma da bize göz kulak olur. Pekala. Pekala. Yine kuyruğu dik tutuyorsun değil mi? Şunu al kızım. Bununla ben gelene kadar annenizi ve kendinizin ihtiyaçlarını görürsünüz. Teşekkür ederim ama bu para çok fazla avukat amca. Bu para çok filan değil kızım. Hep söylüyorum. Bu para rahmetli babanın parası. Tamam mı? Hadi bakalım. Semiha, Lamia'ya iyi bak olur mu? Tabii bakarım. O benim kardeşim avukat amca. Ha, eğer babanı dönerse hemen büroya Eda'ya haber bıraksın. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kendine iyi bak olur mu? Hadi. Anneme su ver, susamıştır. Allah Allah. Lamia, ben biraz alışveriş yapacağım. Evde hiçbir şey yok, sen annenle ilgilen, tamam mı? Bir de şöyle yerleri falan sil. Ne zamandır ev temizlenmedi, leş gibi olmuş. Tamam mı? Tamam. Ay. Savcı Bey'e bütün gelişmelerden haberdar ediyorum. Her hareketiniz biliniyor. Ayağınızı denk alsanız iyi olur.
Oo. Bakıyorum şehir cephesini kurmuşsunuz bile. Hanıma. Kapıyı vurmadan girdiniz. Burası devletin emniyet amirliği. Şimdi lütfen dışarı çıkın ve kapıyı vurup öyle girin. Çok haklısınız. Çok affedersiniz. Haklısınız. Gir. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Buyurun. İnsan hanım da olsa, ağa da olsa geçmişindeki basit alışkanlıklarından kurtulamıyor. Kapa çeneni Hulki. Buraya senin zırvalıklarını dinlemeye gelmedim. Komiserim, bu adamın burada ne işi var, öğrenebilir miyim? Eğer nerede olduğunuzu unutup ileri geri konuşmaya devam ederseniz bu işten hepiniz zararlı çıkarsınız. Lütfen sakin olun. Ne demişler insanlar konuşa konuşa? Bana bak. İnsanlığı senin gibi leş yiyiciden öğrenecek değilim. Hanıma lütfen yeter. Sizi son kez uyarıyorum. Bundan sonra da uyarmayacağım. Peki komiserim, peki. Dinliyorum. Hulki Bey Erol Bey'in avukatıdır. Sizin hakkınızda da şikayetleri var. Sizin Adnan Bey'le bir olup Erol Bey'i ölümle tehdit ettiğinizi söylüyorlar. Elimdeki dilekçe de böyle yazıyor. Ha komiserim. İnsan kendini bıçaklatan adamla işbirliği yapar mı? Beni öldürmek isteyen asıl Erol'dur. Ve tabii ki onun iplerini elinde tutan avukatı Hulki. Suçu da bana yıkıp bir taşla iki kuş hikayesi ha? Bir dakika. Bu da bana da hakaret söz konusu. Bu şekilde devam ederse ben de suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağım komiserim. Yeter. Ağzından çıkan laflara lütfen dikkat edin. Benim seninle ne işim olabilir ki hanım ağa? Ben basit bir avukatım, hepsi bu. Derin ve karanlık işlerde parmağı olan sensin. Bana martaval okuma Hulki. Ha? Halil'i avucunun içine aldın. Ama senin için Lamia'nın mirasının önündeki en büyük engel benim. Bunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Bu kadın fazla Amerikan filmi seyrediyor komiserim. Bu saçma laflarla zaman öldüremem. Her şeyden önce Adnan Bey'in tutuklanması gerekiyor. Hanıma Adnan hakkındaki şikayetini geri aldı. Kararı da savcılık verecek. Size gelince hanıma, eğer Erol'un başına bir şey gelirse, burnu bile kanasa, bunun hesabını sizden sorarım, bilmiş olun. Ah hanıma, hep yanlış hata oynuyorsun. Lamia'nın mirasının peşinde asıl senin olduğun o kadar belli ki. Yeter, kesin artık. Konu artık tümüyle adalete intikal etmiştir. Şimdi hepiniz gidebilirsiniz. Ha, sen değil Adnan. Seni savcı bey görmek istiyor. Pekala. Hoşça kalın komiserim. Güle güle hanıma. Evet. Ya sana ne demedi Adnan? Dün gece pavyon çıkışında Erol'u kovaladığını biliyorum. Savcı bunu senin aleyhinde delil olarak kullanacaktır. Benim adalete güvenim sonsuzdur. En azından bu iki iblisi bir araya getirerek pis işlerde birlikte olduğunu öğrendik. Her şeyde bir hayır vardır komiser. Hayır mı şer mi? Bunu zaman gösterecek. Şu yaptığıma bak. Aha, birkaç gün önce en lüks otellerde güzel bir çırpıntıyla günümü gün ediyordum. Şimdi ise iğrenç bir dağ evinde sobayla uğraşıyorum. Yüzüm paramparça. Bacaklarım tutmuyor. Her yanım acı içinde. Allah'ım, bu eziyeti bana Lamia'ya, karıma ve öz kızıma çektirdiklerim için mi verdin? Söyle güzel Allah'ım. Bunu bilmek benim hakkım. Yoksa değil mi? Şehir züppesi. Ne o? Bitirmedin mi daha işleri? Neredeyse bitiyor. Sobayı da yaktım mı tamamdır. Bu ne be? Bu ne? Ne? Bu leke. Bu leke ne diyorum ha? Bu leke ne? Ben çok iyi sildim. Belki yeniden kirlenmiştir. Temizliği baştan yapacaksın. Bir dahaki sefere bir hatanı görürsem o kirleri sana yediririm, bilmiş ol. Hadi hemen sobayı yak. Sonra da bana çorba yap. Ama ben çorba yapmayı bilmem. Ne dedin sen? Tamam tamam.
Ne çorbası? Tabii ki mercimek. Evde başka bir şey yok zaten. Allah'ım neden? Neden? Uyandı mı anneciğim? Sana bir şeyler hazırlamamı ister misin? Acıktın mı? Çorba var. Öğlen Nigar teyze getirmişti. Az önce yedim ben de. Getireyim mi? İster misin? Bundan sonra gözünü bir kere kırparsın evet. İki kere kırparsan hayır olsun. Konuşmaya başlayana kadar böyle idare ederiz. Hadi çorbanı hemen getiriyorum anne. Sıcak sıcak. Bu çorbayı içtin mi kendini daha iyi hissedeceksin anne. Mis gibi domates çorbası. Senin sevdiğinden. Oo, sıcak sıcak. Lamia! Neredesin baba? Lamia, baba neredesin? Lamia. Baba neredesin? Buradayım. Gel yardım et. Lamia! Baba! İnan mı ona Lamia? Siz kimsiniz? Ben Lamia. Senin öz babanım ya. Ben babam. O adama inanma. O senin ölmeni istedi. Gel. Yaşıyorsun ha? Hayır kızım, yaşamıyorum. Seni korumak için geldim. İnanmamalısın o adama. Ama yardıma ihtiyacı var babam. Gitmek zorundayım. Lamia. Onu bu şekilde bırakamam. Lamia yardım et. Lamia. Baba. Babacığım. Lamia kurtar beni. Babacığım seni kurtarmaya geliyorum. Lamia! Lamia! Ay. Uyansana be miskin! Hala bir temizliği bitirememişsin, baksana! Uyan diyorum sana! Ay, ay. Allah canını almasın, be ödümü kopardın. Gördün mü, kadını da uyandırdın. Çok kötü bir rüya gördüm. Bana ne be senin rüyandan? Hadi ortalığı toparla. Hem bir şeyler aldım. Kalk kalk. Nasıl? Bu rengi bulana kadar Nişantaşı'nda girmediğim mağaza kalmadı. Tut tut. Tut diyorum. Ya buna ne dersin? Şu kumaşın kalitesini görüyor musun? Ya desenine ne demeli? Hep böyle bir bluzum olsun isterdim. Tut tut. Ay şu nerede? Bak bak şu kazaklara bak kazaklara. Bak bunlar da gömlekler. Ne havalı var suratıma bakıyorsun? Seni unuttum sanıyorsun değil mi? Ama hayır sevgili ablacığın seni unutmadı. Bu da senin. Al bakalım. Teşekkür ederim. Güle güle giy sevgili kardeşim. Ama önce... Bana bak. Ver onu.
Bunu hak etmen lazım. İlk önce şu temizliği bitir. Bir de Nigar Hanım'ın getirdiği yemekleri ısıt, güzelce karnımızı doyuralım, tamam mı? Aa, geldiler, geldiler, geldiler. Ay, buyurun. Şuraya mı abla? Evet, evet, şuraya, şuraya, şu tarafa. Artık biz de dizi filmleri izleyebileceğiz Lamia. Gelin gelin. Gel. Hadi. İşte bu duvarı açmamız lazım. Abi ya, gecenin bir vakti ya. Şimdi çarpılacağız ya. Ya oğlum sus ya. Bildiğin bütün duaları oku işte. Üç kul Allah'a bir elham biliyorum. Onu da okudum, bitti. Elhamı niye bir kere okudun? Onu da üç kere oku. Çattık ya. Boyuna posuna bakan da bir şey sandın hergeliği. Hadi tırmanın bakalım. Hadi. Kung fucuydu bu değil mi? Hmm, evet. Vay be. Kırıldım lan. Aa, bilmiyorum, çok acıyor. Başımıza belalar gelecek demiştim size ya. Lan oğlum bir sus ya. Allah rızası için bir sus. Hay dilim kopsaydı da seni çağırmasaydım. Tamam tamam. Geçti. Hadi gidelim. Ne tarafa? Şşş. Abi ne yapıyor bu deli? Şşş. Konsantrasyonunu bozma. O ne yaptığını biliyor. Hah. Bu tarafta. Gelin benimle. Hadi yürü. Ya gürültü etmeyin. Yakalanacağız şimdi. Nerede senin bu salak? Bilmiyorum. Şimdi arkamdaydı. İmdat, yardım edin. Söndür şu feneri salak. Şimdi enseleneceğiz. Ne yapıyorsun orada sen? Kalksana. Ey Allah'ım. Sen benim aklıma mukayyet ol. Yürü. Buldum galiba. Şu tarafta. Yaşasın. Yaşasın. Zengin olduk. Sen ne dersin bu işe Vuslat Bey? Ne diyeyim hanım ağam? Alacağım ortada. Onun da borcu ortada. Bu işin lamıcım yok. Ama ben bu faizlerin altından kalkamam. Bunu benden borç alırken düşünecektim. Ulan senin yaptığına borç vermek demezler Vuslat. Ha? Buna deseler deseler tefecilik derler lan. Estağfurullah. Ne estağfurullah? Ulan senin amacın bu adamın donuna kadar nesi var nesi yok almak mı? Hem bu adamın çoluğu çocuğu var be. Yazık değil mi? Hadi hadi şu faizleri biraz düşür he. Faize faiz eklemedi adam sana borcunu ödesin ya. Vallahi ne diyeyim yani arada sen olmasan. He de artık. Ben ona kefilim tamam mı? Bu parayı sana ödeyecek. Senin hatırın için he diyorum hanım ağam. Sırf işte senin hatırın için. Tamam. Gördün mü? Sağ olun. Sağ olun Mustafa. Hı hı. Peki. Peki hadi. Hadi güle güle. Hı-hı. Güle güle. İyi geceler. Hanım ağam Erol geldi. Erol mu? Ne istiyormuş? Eğlenmeye gelmiş. Bela abi. Ona en ufak bir şey olursa komiser Ahmet'in beni tepeleyeceğini biliyor. Ne yapalım? Tamam. Bırak gelsin. Olay çıkarırsa komiseri ararsınız. Ne yani? Polisten yardım mı isteyeceksiniz? Elbette.
Polis bizim güvenliğimiz için çalışmaz mı? Bunun içinde bir iş var. O küçük beyinlerinden kim bilir ne oyunlar geçiyor. Uyanık olmalısın Azize. Hadi kalk kızım. Patatesi bırak kızım. Hadi hoş geldin. İstediğin şarabın yanına patatesi götürüyor. Rezil bir şey. Buyurun hoş geldin. Yok abi dinlemiyor yani. Tabii tabii. Ay çok eğlenceli. Sağ olun. Viski. Peki. Hadi sağ olun. Peki efendim. Anam ağladı ya. Bir şey yok burada. Bu kadar kolay pes edilmez ki. Harita buralarda bir yeri gösteriyor. Çatal çubuğum da tam bu noktayı. Üç aşağı beş yukarı yanılmaz mı? Kim bilir belki. Siz biraz daha devam et. Halim kalmadı patron. Biraz zor kalsın. Bir de genç olacaksın ha. Çekil oradan. Bir de kung fucuymuş. Ver şunu. Biraz da şurayı kazalım bakalım ne olacak. Duydunuz mu? Metalik bir ses. Yaklaştık. İşte Barbaros'un altınları. Biliyordum. Doğru söylediğini biliyordum. Bir tane de ben buldum. Harbiden defineci misin sen be? Değil dükkanımda. Evimde bile kalmayı hak ediyorsun namussuzum. Her şeyin sana feda olsun. Güzel. Böylece otel parasını bedavaya getirmeyi garantiye aldı. Şimdi artık asıl işime bakabilir. Bir tane de ben buldum. Ya. Fener söndürün. Çukurda kapatın. Tüyelim. Sonra yine geliriz. Kim var orada? Çabuk. Bıraksana beni. Gel. Ya, bırak beni ya. Gel oynayalım. Allah Allah, bırak beni dedim sana. Allah
Ah, ah, ah. Hoppa. 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 Tamam, ne yapıyorsun? Hop. Çalsanız da lan. Ne duruyorsunuz? Ne o? Benimle göbek atmaya mı geliyorsun hanıma? Tamam. Olur. Yakışır sana. Çıkarın şunu dışarı derhal. Tamam hanım. Getirdik hanımı. Komiser Ahmet'e güveniyorsun değil mi? Ama o delikanlı adamdır. Senin ne kadar adi bir olduğunu çok iyi bilir. Adi mi? Bu alemde kadınlara el kalkmaz kuralını unutmuşsun anlaşılan. Ha? Sen bir kadın değil, yılansın. Dilin de çok uzamış senin. Zamanı gelince inan o dilini böyle alıp yedireceğim sana. Kimin kime yedireceğini sana göstereceğim hanıma. Pavyon yosması. Bıçakladın beni. Her tarafım kan içinde. Bıçakladın beni. Bittin sen. Anladın mı? Bittin sen. Hiçbir şeyin yok. Kalk bir evine git. Bıçakladın beni. Bir çizikle çocuklar bile ağlamaz be. Bunu ödeteceğim sana pavyon yosması. Ödeteceğim sana. Bravo, bravo. Rolünü çok iyi oynadın. Ama biraz abarttın. Bıçağa hiç gerek yoktu. Hayatını tehlikeye attın. Canım çok yandı. Bunun benim banka hesabımı arttıracağını ümit ediyorum. Sen hiç merak et. Kemal. Bir taşta iki kuş işte böyle. Ne oldu ne? Durumum çok kötü. Nasıl? Ne oldu? Adamları Erol'un cesedini bulmuşlar. Ne? Herifin biri bıçakla delik deşik etmiş. Allah kahretsin. Şşt Lamiye hadi kalk. Miskin miskin uyuyacak mısın hep böyle? Kahvaltı hazırla tamam mı? Benim çıkmam lazım. Peki. Ona göre. Bugün canım çok güzel olmak, sokaklarda gezmek istiyor. Bütün erkeklerin gözü üstümde olmalı. Bugün çok eğleneceğim çok. Lamia, hadi. Biraz daha dayan Halil, biraz daha. Bugün Halil Güneşlisin sen. Var mı lan öyle pes etmek ha? Allah'ın daha iyisinden korkmak olur mu be? Yakışır mı be Halil Güneşli? Neredesin şehir züppesi?
Yine ne dolaplar çeviriyorsun ha? Buradayım, nerede olacağım? Oo, demek dikiş dikiyordun ha? Ulan tam ev karısı olacak adammışın ha. Rabben ha, hep bana. Ulan seni kurtardık, tedavi ettik, karnını doyurduk. Bir günde şu adamın söküğünü de kim demedim be. Yuh olsun sana. Şeytan diyor, çek tetiği, bitir işini. Ama lütfen abi, ne olur yapma ya. Kes sırlamayı. Sana ihtiyacım var. Bana yardım edeceksin. Ne yardımı? Saçlarımı yıkayacağız. Bitlendin mi ne? Hoş, geçen yaz kafamı yıkamıştım ama. Azize teyze. Azize teyze ya. Başım dertte yavrum. Senin o melek yüzünü görünce moralim düzelir diye hemen buraya koştum. Başım dertte. Evet. Buyurun. Isıtamadın mı daha suyu, beceriksiz herif? Az kaldı, az kaldı. Birazdan hazır olur. Ha. Niye baktığını biliyorum. Şimdi bu tefeğin sende olmasını hayal ediyorsun. Şu dağ ayısının beynine bir kurşun sıksam diye hayaller kuruyorsun. Yer miyim ulan ben? Ha. Bu tüfek eline geçse bile nereye sakladığımı bilmiyorsun fişekleri. Ha. Hadi artık. Isınmıştır. Kafamdan sonra ayaklarımı da yıkayacaksın. Hazır ol. Hadi bakayım, dök şu suyu. Tamam, tamam. Hadi sallanma. Hadi. Yaktın ulan beni. Namussuz herif, yaktın. Bilerek yaptın değil mi? Vallahi susacaktım. Seni burada geberteyim ha. İt herif. Geberteyim mi seni? Yapma abi ya. Yapma, susacak değildi ya. Yeter. Kes. Çabuk şuradan biraz su ekle. Soğuk su ekle. Soğuk şu suyu. Çabuk. Çabuk dedim sana. Çabuk ulan. Köpek. Yeter. Yeter, buz gibi yaptın suyu. Hadi. Dök. Dök suyu şapşal herif. Abanma be. Dünya varmış. Köpür 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 bakalım. Güzel. Köpürtsene be. Tamam. Hadi bakayım. Çok güzel. Hadi bakalım. Yeter bu kadar. Su dök. Döksene be. Al sana. Başarmak zorundasın Halil. Başarmak zorundasın. Pislik, nankör herif, şehir züppesi. Seni öldürmezsem bana da yaban demesinler. Köpek! (Gülüyor)
Ne tarafa gideceğim ben? Ne tarafa gideceğim? Her taraf birbirine benziyor. Allah'ın belası. Öldüm, bittim. Ama kurtulacağım senden. Allah'ın ayısı. Dayan Halil Güneşli. Kurtuluyorsun işte. Kurtuluyorsun. Kurtuluyorsun işte. Sen öyle san. Benden kaçabileceğini sanıyordun değil mi? Şehir züppesi seni. Ormanda hayatım geçti benim. Bu ormandan ben olmadan çıkabileceğini mi sanıyorsun? Yapma ne olursun. En yakın yol bir günlük mesafede. Bittin artık sen. Seni burada geberdip cesedini burada kuşa yem edeceğim. Son duanı et bakalım pis serseri. Hayatını kurtaran, karnını doyuran adamı olduğunu bulursun ha? Acı bana. Kulun gönül olayım. Geberene kadar sana hizmet edeceğim. Acı bana yalvarırım acı. Ne olur. Yapma ne olur. Sana bir kere acımıştım. Öldürmemiştim. Ama kafam oldu yedim. Ne olur abi ya. Artık bittin sen. Hadi güle güle. Allah kahretsin. Öldüm. Ay oğlum. Öldüm. Bu ne? Araba sesi. Nerede bu? Öldüm. Demek yol bu kadar yakındı. Beni kandırdı aşağılık herif. Aşağılık. Aşağılık herif. Dur. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Nerede bu fişek? Dur. Dur ya. Sen dur be. Dur ya.
Aşağılık herifler durmuyor. Dur. Dur ya. Allah Allah. Ne oldu kardeş? Trafik kazası mı geçirdin? Anladım abi. Sonunda elime düşeceksin şehir züppesi. Bana vurmanın bedelini ödeteceğim sana. Azize teyze, komiser Ahmet amca gerçeği ortaya çıkaracaktır. Seni suçsuz yere hapse atmazlar. İnan bana. Keşke her şey senin ruhun gibi saf olsaydı. Ama değil. Komiser Ahmet'in yapacak bir şeyi yok. Bütün deliller aleyhime. Senin mirasına konmak için Hulki beni ortadan kaldırmak istiyor. Ama bunu ispatlayamam. Bu işten yakamı kurtarmanın tek çaresi var. Nedir o Azize teyze? İşte çare geldi. Git de kapıyı aç yavrum. Evet, gel bakalım Müfit. Gel. Buyur hanım ağam, beni emretmişsiniz. Evet, Lamia, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Peki Azize teyze. Hadi koy! Hay Allah. Cep telefonunu unuttum. Hem Lamia ne yapacak ki cep telefonunu? Kullanmasını bile beceremez salak. Senden bir şey isteyeceğim. Yapıp yapmamakta serbestsin. Erol'un cinayetini üstlenmeni istiyorum. Karına ve çocuklarına ben bakacağım. Eğer bu pisliği temizlersem en kısa zamanda seni hapisten çıkarırım. Kabul ediyor musun? Senin için hayatım fedadır hanım ağam. Sağ ol Müfit. Bunu hiç unutmayacağım. Şimdi beni iyi dinle. Önce ortadan kaybolmanı istiyorum. Hı hı. Komiser Ahmet beni tutuklayacak. Belki birkaç gün hapse gireceğim. Cinayeti senin işlediğini söyleyeceğim. Polisler peşine düşecek. Şüpheler senin üzerinde toplanacak. Sonra bir hata yapıp polise yakalanacaksın. Anladın mı beni? Hı hı. Sonra Hulki ile savaş başlayacak. Hem de çok büyük bir savaş. Bir dakika. Sus bir dakika. Seninle konuşmam lazım. Beni affetmeni istiyorum. Sana tecavüze kalkışmamalıydım. O günden beri gözüme uyku girmiyor. İnan bana, sana aşık oldum. Her gün sesini duyuyorum. Her gün kokunla uyanıyorum. Semiha, seni çok seviyorum. İnanıyor musun bana? Bağırma, tamam mı? Bunu sen istedin. Bırak, bırak, bırak. Ya bu lan bu oraya. Ulan it. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Utanmadın mı? Şerefsiz. Ha? Geberteyim mi lan seni? Ha? Manyaklı ben gözdekine mi? Terbiyesiz. Vurma be. Al çarık beni. Kalk ayağa. Ulan ulan.
Ulan gelin sen. Katlıyorum sana. Vurmayın be. Seni ırk düşmanı. Vur. Ah. Ahlak. Vurmayın be. Kalk ulan. Aşağı gelip. Baltaya. Senin namusun. Yeter öldüreceksin adamı. Alın götürün şunu. Kalka ya. İyi ki geldiniz. Yürü bakalım. Vallahi iyi oldu yani. Paketleri geldin buldu. Abi ne çok güzel. Evet. Hadi gel içeriye. Yapılacak şey mi bu yani? Sen de kimsin be adam? Nereden çıktın? Semiha? Beni hatırlamadın mı? Ben senin amcanım. Babanın kardeşi Halim.